Dikmen halk evi olarak aylık gelir tartışması süreci yürüttük. Yaşam maliyetimizi ortaya çıkartacak bir rapor yayınladık. Bu raporu önemsiyoruz çünkü TÜİK verilerine göre değil, halkın taleplerini gören, halkın kendi birikimiyle, yaşadığıyla çıkarttığımız veri. O yüzden bu raporu önemsiyoruz. Rapor barınma ve beslenme üzerinde Dikmen'in asgari maliyetini ortaya koyuyor. Asgari maliyetimiz 14.431 TL. Bu da bize gösteriyor ki Nebati'nin teorileri, hayalleriyle halkın gerçekleri örtüşmüyor. Halk bugün faturasını ödeyemiyor. Barınma krizi yaşıyor. Beslenme sorunu yaşıyor. Ay sonunu getirmek için eşinden dostundan borç alıyor. Kredi kartlarına takla attırmaya çalışıyor. Dikmen halkı geçim sıkıntısı yaşıyor. Dikmen halkı geçim sıkıntısı yaşarken bizim hazırladığımız rapor sadece yaşam maliyeti raporu olmayacak. Dikmen'de yoksullaştırmaya karşı dayanışmayı ve mücadeleyi temel alan bir metot olacak bu rapor. Ciddi bir barınma krizi yaşıyoruz Dikmen'de. Buradan ilan ediyoruz. Kira sorunu yaşayan komşularımıza sesleniyoruz. Bir devri kapatacağız. Neymiş efendim? Almanya'dan çocuğum gelecek, evden çık. Çıkmıyorsan 5 katı para öde, devrini kapatacağız. Hukuksuz her şeyin karşısında kiracı dostlarımızla, komşularımızla dayanışma ilişkisi kuracağız. Ciddi bir krizde beslenme. Geçmişten bugüne baktığımızda aldığımız ürünler niteliksizleşiyor fakat ücreti artıyor. Ciddi bir beslenme sıkıntısı yaşıyoruz. Dikmen'de dayanışma ağıyla birlikte kendimizin ürettiği, kendimizin tükettiği bir süreç işleteceğiz ve Dikmen'de ciddi bir dayanışma ağı kuracağız. Şimdi sözü çok uzatmadan açıklamamızı yapmak üzere, raporumuzu yayınlamak üzere şube başkanımı açıklaması için söz veriyorum. Teşekkür ederim. Memleketin her tarafında geçinemiyoruz sesleri yükseliyor. Kış ayları yaklaşırken her evde bu kışı nasıl geçireceğiz telaşı daha da artıyor. Her şey zamlanıyor, her şey pahalılaşıyor. Bizler de Dikmen Halk Evi olarak bir araştırma yaparak yaşadığımız mahallelerde nasıl yoksullaştığımızı göstermek istedik. Eylül ayının verilerine dayanarak hazırladığımız raporda bir aylık geçim maliyetini hesapladık. Ve gördük ki bir eve iki asgari ücret dahi girse geçinmek neredeyse imkansız. Çünkü 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesinin Dikmen'de maliyeti 7.178 lira. Ortalama kira giderleri ve fatura masraflarıyla birlikte barınma maliyeti 7.253 lira. Yani toplamda 14.431 lira. Bu rakamlar görüldüğü gibi hem asgari ücretin hem de açlık sınırının üstünde. Kahvaltı malzemelerinde beyaz peynirde %4.75, zeytinde %10.78, şekerde %3.94, yumurtada %8.75, bal ve reçel ürünlerinde %12.45, kahvaltılık tereyağında %10.38, çayda ise %8.25 olarak gerçekleşti. Hazır yoğurtta fiyat artışı %9, sütte %3.2 olarak gerçekleşti. Ekmek ve ekmek ürünleri %3.26 zamlandı. Makarna ve makarna çeşitlerinde aylık artış oranı %4.56 olarak hesaplanırken un ve diğer tahıl ürünlerinde yaşanan aylık artış oranı ise %4.40 olarak gerçekleşti. Sebze grubu içerisinde fiyat artışı en çok yaşanan ürün %41 ile sivri biber oldu. Domateste aylık artış oranı ise ortalama %19 olarak gerçekleşti. Kuru soğan fiyatında aylık artış ise %16.45, patates fiyatlarında yaşanan aylık ortalama artış ise %23 olarak gerçekleşti.
et ve et ürünleri dana etinde bir aylık artış oranı %1.57 oranında gerçekleşirken tavuk ve tavuk eti ürünlerinde aylık artış oranları ise %8.1 olarak gerçekleşti. Taze balık ve balık ürünlerinde ise aylık artış oranı %2.4 oldu. Et ve et ürünleri grubunda aylık en yüksek artış oranı %8.1 ile tavuk eti grubunda görüldü. Eylül ayında İsmen altının aylık kira maliyeti %16.17 oranında arttı. Ankara Dikmen semtinde en yoğun yaşanılan mahallelerde geçtiğimiz ay 5.690 lira olan ortalama kira maliyeti Eylül ayı itibariyle ortalama 6.609 TL'ye yükseldi. Aylık kira fiyatlarında ortalama artış 919.5 lira oldu. Eylül ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik faturası tutarında bir aylık artış oranı %21.4 oranında olurken doğalgaz faturasında %27.7, su faturasında ise %26'lık artış gerçekleşti. Dikmen'de 4 kişilik bir ailenin asgari fatura ödemeleri Eylül ayında elektrik faturasında 338 lira, doğalgaz faturası 113 lira ve su faturası ise 193 lira olarak hesaplandı. Dikmen'de Eylül ayı itibarıyla 4 kişilik bir ailenin kira ve fatura maliyetlerinde ödemesi gereken asgari tutar 7.253 lira olarak hesaplandı. Görüldüğü gibi her geçen gün yaşam maliyetlerimizden daha da artıyor ve mevcut iktidarın uygulamaya koyduğu ekonomi politikaları bu durumu daha da derinleştiriyor. Sürdürülebilir ve halkın ihtiyacını karşılamayı önceliğine almış bir tarım politikasının hayata geçirilmesi, kent tarımının uygulamaya konulması, halka maliyeti doğrultusunda satış yapacak satış noktalarının kurulması gerekmektedir. Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel barınma ihtiyaçları yasa ilişkilerinin dışına çıkarılmalı, halk denetimi ve yönetiminde kamulaştırılmalı, önceliği halka hizmet vermek olmalıdır. Kiralarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı, kira artışında metrekare fiyatına bulunduğu bölgeye göre üst sınır getirilmelidir. Bu yapılması gerekenleri daha güçlü şekilde dile getirebilmemiz için bütün halka çağrımızdır. Örgütlü mücadele, örgütlü dayanışma. Dikmen'de kurduğumuz dayanışma ağında birleşelim. Birbirimizin sorunlarına daha duyarlı olalım. İktidarın yoksullaştırma politikalarına bir arada direnelim. Örgütlenelim, örgütlenelim.